Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz Sony Xperia M4 Akku'yu inceleyeceğiz. Telefonun 3 farklı rengi bulunuyor. Beyaz, siyah ve mercan olmak üzere. Telefonun sağında solunda ne var? Onunla başlayalım isterseniz. Sony telefonlarda, Xperia telefonlarda alışık olduğumuz bir güç düğmesi bulunuyor sağ tarafında. Güç düğmesinin hemen altında ses açma kapama tuşu ve en altta da deklanşör düğmesi bulunuyor. Kamerada bu düğmeye basarsanız fotoğraf çekiyor. Onun dışında bu tarafın en üst kısmında da nano sim kart girişini görüyoruz. Sol tarafına baktığımız zaman USB girişi var ve bunun hemen altında micro SD kart yuvasını görüyoruz. Üst tarafta bir adet yardımcı mikrofon ve onun yanında kulaklık girişi bulunuyor. Ön tarafına baktığımız zaman sensörümüzü görüyoruz. Sensörün hemen yanında Sony logosu ve onun yanında da selfie kamerası var. Alt tarafında hoparlörünü görüyoruz ve hoparlörün yine sol tarafında bir mikrofon bulunuyor. Arkasına baktığımız zaman da 13 megapiksellik kamerasını ve bu kameranın hemen altında flaşını görüyoruz. Onun dışında arka tarafta herhangi bir şey bulunmuyor. Tabii Sony logosu var. En altta Xperia yazıyor ve Sony logosunun hemen üstünde NFC simgesini görüyoruz. Tasarım olarak Z3'e çok benzediğini söyleyebilirim. Hatta boyut ve ağırlık olarak neredeyse bir fark yok. Telefonun boyutları 14 cm bir uzunluğu var. 7,2 cm bir genişliği var. Ve 7,3 mm de bir kalınlığı var. Ayrıca telefonun ağırlığı 136 gram. Dediğim gibi bu rakamlar olsun, tasarım olarak tipi olsun Z3'e epey benziyor. Ekranından bahsedelim. Telefonun 5 inçlik bir ekranı var. 720x1280'lik bir çözünürlük sunuyor. Yani Full HD bir ekranı yok. Ancak 5 inç için çok büyük bir sıkıntı değil. Ayrıca bu ekran bizlere inç başına düşen piksel sayısı olarak 294 değerini sunuyor. Ekran koruması olarak Gorilla Glass gibi teknoloji kullanmıyorlar bu telefonda. Çizilmeye karşı korunaklı cam olarak geçiyor. Kendi web sitelerinde de bu şekilde vermişler. Telefonun en iyi özelliklerinden, en ön plana çıkan özelliklerinden birisi suya ve toza dayanıklı olması. IP68 ve 65 sertifikalarını bulunduruyor telefon. Yani yaklaşık 1 metre suyun altında 30 dakika kadar kalabiliyor. İşte video çekebilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz su altında. Artık kullanım amacı tamamen size bağlı. Sony kendi yine web sitesinde 30 dakikadan fazla tutulmamasını önermiş. Telefonda şunu görüyoruz. USB girişinde olsun, kulaklık girişinde olsun herhangi bir kapak yok. Direkt bu şekilde sokabiliyorsunuz suya ve içine su kaçma gibi bir durum olmuyor. Yani hani her suya sokacağınız zaman böyle kapakları iyice kapatayım, su kaçmasın gibi dertlerden Sony bizi kurtarmış. Dilerseniz biraz teknik detaylarına bakalım. Telefon Android Lollipop sürümüyle birlikte sunuldu. İçinde 8 çekirdekli 64 bitlik Snapdragon 615 işlemci bulunuyor. Ayrıca Adreno 405 grafik işleme birimi var. Bunun yanında da 2 GB RAM ile birlikte geliyor telefon. Telefonun üzücü yanlarından birisi bana göre şimdi söyleyeceğim 8 GB'lık hafızası ve bu 8 GB'ın ortalama 2-2,5 GB'ı bize boş olarak geliyor. Micro SD kart desteği var ancak hani günümüzde 8 GB alan hatta bize kalan 2,5 GB alan bir oyun bile yüklesek neredeyse dolabilecek vaziyete geldi. O yüzden mecburen bu telefonu alırsanız yanına bir micro SD kart almanız lazım. 128 GB'a kadar da micro SD kart desteklediğini söylemeliyim. Yurt dışında henüz ülkemize gelmeyen ve gelip gelmeyeceği belli olmayan 16 GB'lık da bir modeli var. Eğer gelirse onu almak biraz daha mantıklı gibi duruyor bu şartlar altında. Ayrıca telefonun da 4G desteği olduğunu söyleyelim. Telefonun biraz da kamera özelliklerinden bahsedelim. 13 megapiksellik bir ana kamerası olduğunu videonun başında söylemiştim. 5 megapiksellik de bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca ana kamera 1080. Ön kamerası yani selfie kamerası da 720p video çekebiliyor. Sony zaten sensör ürettiği için, kendi sensörlerini üretebildiği için kamera konusunda çok fazla sıkıntı çıkarttırmaz. Gayet güzel ve canlı fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca içinde güzel eğlenceli çekim modları var. İşte etrafa dinozor koyabiliyorsunuz, balık falan koyabiliyorsunuz. Bu tarz değişik atraksiyonlar koymuşlar. Şahsen benim hoşuma gitti. Zaten şu an arkada dönen görsellerde de kamerayla ilgili bir fikir edinebilirsiniz. Dilerseniz Xperia M4'ün benchmark sonuçlarına bakalım. Benchmark sonuçlarımız şu şekilde. İlk önce AnTuTu'ya bakalım. AnTuTu'dan 29.476 puan aldı telefon. Onun dışında Geekbench'e baktığımız zaman da tekli çekirdekte 597, çoklu çekirdekte de 2330 puan aldığını görüyoruz. Şimdi de telefonun oyun ve pil performansına göz atalım. Telefonda her zaman olduğu gibi Asphalt 8 oynuyoruz 15 dakika boyunca. Başlamadan önce 30 derecelik bir sıcaklığımız vardı. Pil yüzdemiz de %78'di. 15 dakikalık oyunun ardından pil gayet iyi dayandı diyebilirim. %72 seviyesine düştü. Yani %6'lık bir düşüş var. Pil konusu bizi hiç üzmedi aslında. Gayet iyi bir yüzdelik düşüş diyebiliriz bunun için. Ancak sıcaklık biraz
fazla arttı diyebilirim. 45 derece seviyesine yükseldi. Yani elle tutmada hani çok fazla böyle eli yakarcasına bir durum yok. Ancak yine de ufak da olsa bir rahatsızlık hissettiğinizi söylemeliyim. Pil konusu da şu şekilde, 2400 mAh'lik bir pili var. Az önce de söylediğim gibi 15 dakikalık oyunun ardından sadece %6 düştü. Eğer çok yoğun kullanmıyorsanız telefonunuzu, sosyal medyayı böyle günde 2-3 defa kontrol edip çıkıyorsanız, maillerinize bakıyorsanız pili ortalama 2 güne yakın sizi götürecektir. Ancak çok yoğun kullanımda sürekli oyun oynuyorsanız bir günü zaten çok rahat çıkartıyor. 1,5 günde zorlayacağını söyleyebilirim. Telefonla ilgili son sözlerimize gelelim yavaş yavaş. Telefon gayet güzel. Orta sınıf bir telefon bu. Hani bir amiral gemisi değil, giriş seviyesi de bir Android telefon değil. 1099 liralık şu an için bir fiyat etiketi var. Dediğim gibi dahili depolama sorunu dışında telefon gayet güzel. Zaten Sony'nin arayüzü artık iyice oturmuş durumda. Hani telefonu kastıracak herhangi bir şey yok. Ayrıca PlayStation'la da uyumlu çalışması artı bir özellik. 8 GB depolama alanı benim için sorun değil. Micro SD kart takarak ben bunu genişletirim ve kullanırım. Yani problem yaratmaz benim için diyorsanız ve 1000 liralık orta seviye bir Android cihaz arıyorsanız bu telefon tercihleriniz arasına girebilir. Bu videomuzda sizlere Sony Xperia M4 Akoya'yı tanıttık. Bizleri ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.